Bir servet değerindeki 20 köpek. Köpekler çok farklı tür ve boylarda olabiliyorlar ve harika canlılar. Dünyada 340'tan fazla köpek ırkı var. Birleşik Devletler'de ise bilinen 167 çeşit bulunuyor. Ve her köpek diğerinden farklı bir karaktere sahip. Hayattaki amaçları köpekten köpeğe değişiyor ve bazıları gerçekten çok pahalı. Yani binlerce dolar kadar. Pahalı köpeklerin dünyasına bir bakış atmadan önce abone ol butonuna ve bildirim ziline tıklayın. Bu sayede hayata olumlu bakmaya devam edin ve güncellemelerimizden ilk siz haberdar olun. 20. Newfoundland, yaklaşık 1500 dolar. Bu köpekler Peter Pan filminde görüldükten sonra ün kazandı. Büyük boylarına rağmen bu köpekler nazik ve uysallar. Onları eğitirken herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bir Newfoundland'ın ortalama yaşam süresi 9-10 yıldır. Eğer hayatınızda bu büyük mutluluk kaynağına yer vermeye karar verirseniz 1500 dolar bulmalısınız. Ve Newfoundland cinsi köpeklerin düzenli taranmaya ihtiyaçları olduğunu da unutmayın. Bu hizmeti profesyonel bir salonda yaklaşık 65 dolar karşılığında alabilirsiniz. 19. Samoyed, yaklaşık 1500 dolar. Samoyedler en eski köpek ırklarından biridir. Kalıtsal ayak izleri kurtlara oldukça yakındır. Erkek Samoyedler 60 santim kadar büyüyebilirken, dişilerse en fazla 55 santimetreye kadar büyüyebilirler. Ayrıca Samoyedlerin bir de lakabı var, Neşeli. Bu beyaz güzelliklerin bu lakabı almalarının sebebi ise ağız kenarlarının yukarı doğru kıvrık olması ve onlara bu ifadeyi vermesi. Samoyedler dost canlısı, uysal ve zeki fakat aynı zamanda zorlayıcı köpekler. Oldukça konuşkan olduklarından sahipleri onları eğitmek için biraz uğraşmalı. Üstelik kalın beyaz tüyleri haftada 2 hatta 3 kere fırçalanmalı. Safkan bir yavrunun fiyatı ise 1500 dolara kadar çıkabiliyor. Ve elbette onu profesyonel bir köpek kuaförüne götürmek isterseniz her ziyaretinizde 60 dolar ödemeye hazır olun. 18. Saint Bernard, yaklaşık 1500 dolar. Saint Bernard'lar gerçekten büyük köpeklerdir. Sabırlı ve uysal mizaçları nedeniyle çocuklu aileler için biçilmiş kaftandırlar. Tabii eğer evinizde yeterli alan varsa. Saint Bernard'ların ortalama ömrü 8-10 yıl arasında ve bu dev ırkın taranma fiyatı yaklaşık 65 dolar civarında. Bir Saint Bernard yavrusuna 1500 dolar ödedikten sonra bir de hayat boyu sağlık giderleri için hatırı sayılır bir ücret ödemeniz gerekiyor. Sağlık harcamaları 8600 dolara kadar çıkabiliyor. 17. Bedlington Terrier'i, yaklaşık 1500 dolar. Bir Bedlington Terrier'ini kuzu zannedebilirsiniz. Ya da peluş bir oyuncak. Fakat aslında 45 santimetreden fazla büyümüyorlar. Bu köpek avcılık için geliştirildiği için kapınızda fare ya da porsuk bulursanız şaşırmayın. Cesur avcınızı övmeyi unutmayın. Bedlington Terrier'leri oldukça fazla egzersize ihtiyaç duyarlar. Yani günlük yürüyüşlere hazır olsanız iyi edersiniz. Bu köpeğe sahip olmak istiyorsanız 1500 dolardan daha fazla bir meblağı gözden çıkarmalısınız. Ve bu ilginç köpeğin taranma fiyatı ortalama 50 dolar civarında. 16. İrlanda Kurt Köpeği, yaklaşık 1900 dolar. İrlanda Kurt Köpeği için en yerinde tabir uysal dev olacaktır. Bu köpek tam olarak bir aile dostu ve neredeyse herkesle iyi geçinir. Maalesef bir İrlanda Kurt Köpeği'nin ortalama ömrü 6-10 yıl arasında. Bir yavru için 2000 dolar ödedikten sonra taranma fiyatı yaklaşık 65 dolar olacak. Tıbbi harcamaları ise 7700 dolara kadar çıkabilir. 15. Siyah Rus Terrier'i, yaklaşık 2000 dolar. Siyah Rus Terrier'leri hem yetişkinler hem de çocuklar için harika evcil hayvanlardır. Dişi Siyah Ruslar çocukları çok sever. Bu köpek en iyi arkadaşınız olacak. Hatta sizi odadan odaya takip edebilir ya da size tekrar kavuşana kadar kapının önünde sabırla bekleyebilir. Eğer bu harika köpeğe sahip olmak istiyorsanız, ödeyeceğiniz 2000 dolara kalıtsal göz ve ortopedik rahatsızlıklarından dolayı 6000 dolar daha ekleyin. 14. Landseer, yaklaşık 2000 dolar. Safkan bir Landseer ya da Landseer Newfoundland size yaklaşık 2000 dolara mal olacaktır. Üretilme amaçları iş köpeği olan bu ırkı dev sınıfına dahil edebiliriz.
Lancer'lerin harika karakterleri vardır ve çocuklarla muhteşem bir bağ kurarlar. Oyuncu ve sabırlı, cesur ve cömert, zeki ve sevgi dolu köpeklerdir. Dişi Lancer'lar genellikle 4-10 arası yavru doğururlar. Ve eğer bu köpeği sahiplenmeyi düşünüyorsanız cüssesiyle başa çıkmaya hazırlanın. Yetişkin köpeklerin boyu 80 santim ve ağırlıkları 60 kiloya kadar çıkabiliyor. 13. Cane Corso. 1500 dolar 4000 dolar arası. Cane Corso bir mastif türü. Kısa ve koyu tüylü köpekler 60 kilogram ağırlığa ve 70 santimetre uzunluğa erişebiliyorlar. Cane Corso'lar sert ve güçlü köpekler. Tecrübesiz kişilerin bu köpeği sahiplenmesi tavsiye edilmiyor. Çünkü sıkı ama sert olmayan bir eğitime ihtiyaçları var. İyi eğitilmiş bir Cane Corso uysal ve sevecendir. Siz yine de çitlerinizin yeterince güçlü olup olmadığını kontrol edin. Sosyal bir köpek olan Cane Corso aile bireylerine çok sadıktır. Fiyatları ise 1500 dolardan 4000 dolara kadar çıkabiliyor. Bu da onları dünyadaki en pahalı köpeklerden biri yapıyor. 12. Portekiz Su Köpeği. Yaklaşık 2500 dolar. Bu köpekler sizin de tahmin ettiğiniz gibi Portekiz kökenli. Bu cins harika bir yüzücü olmak için üretildi ve Portekizli balıkçılara yardımcı olmak üzere eğitildi. Su köpekleri ağ çekiyor, balıkları ağlara doğru sürüyor ve güverteye düşen balıkları yakalıyor. Portilerin en ilginç özelliği ise dalgalı ya da kıvırcık tüylerini dökmüyor oluşları. Üstelik bu ırkın hipoalerjenik yani alerji yapma riskinin çok düşük olduğuna inanılıyor. Yani ailenizde alerji sorunu varsa 2500 dolar bu sorunu çözmek için yeterli olabilir. 11. Bulldog. Yaklaşık 3000 dolar. Bulldoglar görüp görebileceğiniz en dost canlısı köpek ırklarından biridir. Sakin, cesur ve uysaldırlar. Bu özellikleri de insanların onlara aşık olmasını sağlıyor. Bulldoglar hakkında ilginç bir bilgi de genellikle sezaryen doğum yapmaları. Çünkü yavruların başları normal doğum için çok büyük. Maalesef bu şirin şeylerin birçok sağlık sorunu var. Bu nedenle de 3000 dolar karşılığında aldığınız yavru için fazladan 5000 dolar da sağlık giderlerine harcamanız gerekebilir. Yine de bu muhteşem canlılar kesinlikle buna değer. 10. Akita. Yaklaşık 3500 dolar. Kim Hachiko Bir Köpeğin Hikayesi filmindeki o sadık köpeği bilmez ki? İşte oradaki Hachiko şu an bahsettiğimiz köpek ırkı yani Akita. Akitalar sahiplerine aşırı derecede bağlıdırlar. Soğuk havalar sanki bu köpeklerin turbo modunu aktif hale getiriyor gibi. Eğer kar yağarsa tüm gün boyunca dışarıda oyunlar oynayıp tavşan gibi sağa sola zıplayıp karın içinde yuvarlanmaktan inanılmaz keyif alırlar. Akitalar hakkında ilginç bir bilgi de hepsinin farklı bir kuyruğunun olması. Ayrıca bu köpekler kediler gibi kendi tüylerini tarıyor ve temizliğe aşırı düşkünler. Eğer bu sadık köpeğe sahip olmak istiyorsanız 3500 doları gözden çıkarmalısınız. 9. Dogo Argentino. Yaklaşık 3900 dolar. Dogo Argentino, Arjantin kökenli bir köpek. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Bu ırk, bekçi köpeği olduğu kadar harika da bir avcı. Boyları 70 santimetreye ve ağırlıkları da 45 kiloya kadar çıkabiliyor. Zeki ve güçlüler ve biraz da inatçılar. Korkutucu görüntüsüne rağmen Dogo Argentino kucaklaşmaya bayılır. Bu da çocuklu aileler için uygun olma nedenlerinden sadece biri. Irkın ortalama ömrü 12-14 yıl arasında. Normal bir tarama için muhtemelen yaklaşık 35 dolar ödemeniz gerekebilir. Köpeğin fiyatı ise 3900 dolara kadar çıkabilir. 8. Tüysüz Çin Köpeği. Yaklaşık 5000 dolar. Bu köpeklerin görünüşü kesinlikle farklı. Kuyruk, baş ve ayakları haricinde tüysüzler. Ve onları soğuktan koruyacak başka bir şeyleri yok. Bu nedenle tüysüz Çin köpekleri sıklıkla insanlarınkine benzer cilt döküntüsü, sivilce ve hatta güneş yanığı gibi deri sorunları yaşarlar. Bu sevimli canlıların güne karşı da alerjileri var. Hatta kaşındırıcı kumaşlar cilt döküntüsüne veya tahrişe neden olabilirler. Tüysüz Çin köpeğinin fiyatı ise 5000 dolar kadar yüksek bir meblağ. Fakat diğer yandan bu ırk fiyatına değecek kadar egzotik, değil mi? 7. Kanada Eskimo Köpeği. 1500 dolar 6000 dolar arası. Kanada Eskimo Köpeği
Amerika'daki en eski ve en nadir safkan köpeklerden biri. Kızak çekmek ve avlanmak için üretilmişler. Bu yüksek enerjili köpekler insanlara karşı dost canlısı olsa da diğer köpeklere karşı saldırganlar. Eskimo köpekleri diğer evcil hayvanları av olarak görürler. Yani eğer kedi, kuş ya da bir sürüngeniniz varsa eve bir Eskimo yavrusu getirmeden önce ikinci kez düşünmelisiniz. Dahası bu peluş canlılar yorulmak nedir bilmez. Büyük kazılar yaparlar ve her şeyi kemirirler. Tarama ücreti ise 85 dolardan daha az tutmaz. Eğer bu sizi korkutmadıysa 1500 dolar ile 6000 dolar arasında bir para karşılığında şirin bir Eskimo yavrusu alabilirsiniz. 6. Alman çoban köpeği. 800 dolar 6500 dolar arası. Adından da anlaşılacağı üzere eskiden çoban köpeği olarak kullanılıyorlarmış. Doğru düzgün bir eğitim aldıklarında iyi huylu ve nazik canlılardır. Ortalama yaşam süreleri ise 12 yıl. Ve tarama için bir köpek kuaförüne gittiğinizde bu size yaklaşık 40 dolara mal olur. Bir Alman çoban köpeğinin ortalama fiyatı 800 dolar. Fakat bazıları 6500 dolar gibi yüksek bir fiyattan alıcı bulabiliyor. Bu köpeği almak istiyorsanız olası sağlık sorunlarını hesaba katmalısınız. Bu ırkın tipik sorunları kalça çıkığı ve anal fistüldür. Tedavi masrafları ise tam 20.500 dolara kadar çıkabiliyor. Bu nedenle de Alman çoban köpekleri dünyadaki en pahalı köpekler arasında yer alıyor. 5. Firavun tazısı. 3.000 dolar 7.000 dolar arası. İsimlerine rağmen bu sıra dışı köpekler iyi bir zıplayıcı olmalarıyla ünlüler ve Mısır firavunları ile hiçbir alakaları yok. Tabii efsaneye göre firavun tazıları Tesam adındaki antik Mısır av köpeğinin soyundan geliyor ama bundan emin değiliz. Emin olduğumuz bir şey varsa o da bu zeki köpeklerin fiyatının 3.000 dolardan 7.000 dolara kadar çıkabildiği. Ama şu güzelliğe baksanıza, bunun için değmez mi? 4. Rottweiler. 1.500 dolar 7.000 dolar arası. Bu köpekler sıklıkla K9 olarak kullanılmakta. Doğru bir eğitimle inanılmaz derecede sadık birer evcil hayvan oluyorlar. Herhangi bir tehlike anında ailelerini korkusuzca korurlar. Ayrıca mükemmel birer bekçi köpeğidirler. Sahiplerine karşı oyunbaz ve sevecen olsalar da yabancıların önce güvenlerini hak etmeleri gerekir. Safkan bir Rottweiler yavrusunun fiyatı ise 1500 dolardan 7000 dolara kadar çıkabiliyor. 3. Löwchen. 3000 dolar 7000 dolar arası. Löwchen'in diğer bir ismi küçük aslan köpeği. Bu cins refakatçi köpek olmak için üretildi ve aile için birebir. Akıllılar, oyuncular, çevikler ve dahası çok neşeliler. Ömürleri epey uzun ve 15 yıla kadar çıkabiliyor. Eğer bu harika arkadaşa sahip olmak istiyorsanız, safkan bir yavru için 3000 dolar ile 7000 dolar arasında bir ücret ödemeye hazır olun. 2. Chow Chow. 3000 dolar 9000 dolar arası. Chow Chow'lar sahip oldukları eşsiz aslana benzer görünüşleri nedeniyle başka bir köpek ırkıyla karıştırılamazlar. Bir Chow Chow'un ayırt edici diğer iki özelliği ise siyah mavi dilleri ve tamamen düz bacakları. Bu ırka ilk olarak Çin'de rastlandı ve yüksek ihtimalle 2000 senedir varlar. Eskiden avcılık, bekçilik, kızak çekme ve hatta çoban köpeği olarak kullanılırlardı. Günümüzde ise bu tüy yumakları size 3000 dolar ile 9000 dolar arasında bir paraya mal olabilir. Şirin görüntülerine rağmen Chow Chow'lar şaşırtıcı şekilde tehlikeli sayılıyor. Sahiplerine çok sadıklar fakat yabancılara karşı kaba, saldırgan ve şüpheci olabiliyorlar. 1. Tibet Mastifi. 5000 dolar 9000 dolar arası. Tibet Mastifi resmi olarak en pahalı köpek ırkı. Kelimenin gerçek anlamıyla dev olan bu köpekler Tibet, Nepal ve Orta Asya kökenliler. Tibet Mastifleri harika birer bekçi köpeğidirler. Fakat eğer küçük çocuklarınız varsa bu ırk sizin için pek de iyi bir seçim olmayabilir. Çünkü bu ırk kendinden küçük tüm canlılara hükmetme eğilimindedir. Bu nedenle çok büyük ihtimalle çocukların gözünü korkutabilir ve hatta ona dokunmaları, tüylerini çekmeleri ya da kışkırtmaları durumunda onları ısırabilir. Bu köpeğin bir yavrusunun fiyatı ise tam tamına 9000 dolar. Ama bir dakika, en iyisini bonus olarak sakladık. Bonus. Guinness Dünya Rekorlarına göre dünyanın en pahalı köpeği.
Dünya rekorlarına göre dünyanın en pahalı köpeği olma rekoru Big Splash isimli Tibet Mastifine ait. Bu koca adam 2011 yılında 11 aylık bir yavruyken satıldı. Anlaşma Çin'de gerçekleşti ve Çinli multimilyoner Big Splash'i üreticisi Lu Liang'den satın aldı. Bu esnada et ve tavuk diyeti yapan köpek tam 80 kilogramdı. Ve bu sevimlilik abidesi dostumuzun fiyatı da tam olarak 1.513.417 dolardı. Siz en çok hangi ırkı sevdiniz? Onlardan birine sahip olmak için böyle bir meblağ öder miydiniz? Yorumlarda bize yazın ve videoyu izlerken bir kere bile olsun "Ne? Kaç para?" diye şaşırdıysanız videomuzu beğenmeyi unutmayın.